Lineer cebir ispat soruları örnek soru 2. Bu videomuzda lineer cebir dersinde karşımıza gelebilecek ispat sorularına bir örnek sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. B matrisi her elemanı birden oluşan n çarpı n bir matris ve I birim matris olmak üzere. B eksi n çarpı I'nın determinantı 0 eşitliğinin her n tam sayı değeri için doğru olduğunu ispatlayınız. Şimdi söylediklerini adım adım gerçekleştirmeye başlayalım, yani yazmaya başlayalım. B matrisi her elemanı birden oluşan n çarpı n bir matris. B matrisi her elemanı birden oluşan, yani içindeki her eleman 1. 1, 1, 1, nokta nokta 1'e kadar gidiyor. Hepsi 1. N tane var burada. Aşağıya da 1. Nokta nokta 1 diyoruz. En son burası da 1. N çarpı N bir matris. B'yi tanımladık. I birim matris olmak üzere B'den N çarpı I'yı çıkartmışız. Şimdi B'den N çarpı I'yı çıkartacağımıza göre I'yı da N çarpı N almalıyız. Çünkü iki matrisi birbirinden çıkartabilmek için boyutlarının aynı olması lazım. I'yı n çarpı n almalıyız. Alalım onu da. I eşittir. Köşegeni 1, diğer her yeri 0 olan matristir. Burası 0, burası 0. Bunu n ile çarparsak, n bir tam sayı. N çarpı I. İçerideki bütün elemanları n ile çarparız ki köşegenin hepsi n olmuş olur. N, 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 nokta nokta n. Burada da geri kalan her şey 0. Matrisimiz n çarpı n, burada da n'ler oluştu. Yani bir şeyleri ayarladığının farkına varmalıyız. Zaten ayarlamasa soruyu soramaz. Şimdi B'den n'yı çıkartıp determinantını alacağız. Ve onun sıfır ettiğini göstereceğiz. B eksi n. Yani şundan şunu çıkartıyoruz ve determinantını alıyoruz. Şimdi şuraya direkt B'den n'yı çıkartıp determinantını aldığımı da şöyle göstereyim. Determinant B eksi n eşittir. Determinantı düz çizgiyle gösterdim. B'den n'yı çıkartmak sadece köşegendeki elemanlardan n çıkartmaya karşılık gelir. Çünkü diğer her yer 0. 1 eksi n. Geri kalan hepsi 1. Burası 0. 0 değil. Orası 1. Çünkü 1'den 0'ı çıkartıyoruz orada. 1. Köşegen 1 eksi n. Diğer her yer yine 1. Böyle gidiyoruz bu şekilde. Buralar 1. En sonda da şöyle köşeden gidersek burası da 1 eksi n. Bu n çarpı n bir matris. Şimdi bunun determinantının 0 ettiğini göstereceğiz. Determinantın 0 ettiğini göstereceğimize göre bunun içinde tamamen sıfırdan oluşan bir satır oluşturabiliyoruz anlamına gelmektedir bu. Bunun sonucunun sıfır ettiğini göstereceğiz. Demek ki bir satır veya bir sütun tamamen sıfırlardan oluşabiliyor. Biliyoruz ki bir satırı bir sayı ile çarpıp diğer bir satıra eklemek determinantı değiştirmez. Diğer bir satıra eklemek determinantı değiştirmez. İnantı değiştirmez. Bu bilgi ile biz tamamen sıfırdan oluşan bir satıra ulaşmaya çalışacağız. Şimdi buradaki İlk satıra
Diğer bütün satırları toplayıp eklediğimizi varsayalım. Diğer bütün satırları sırasıyla birinci satıra ekliyoruz. Birinci satır dışındaki tüm satırları birinci satıra eklersek, yalnız bunu birinci satıra nasıl eklemeliyiz? Direkt mi eklemeliyiz? Direkt eklemeliyiz, evet. Sonucun sıfır çıkabilmesi için birinci satıra eklersek determinant değişmez. Burada n'e n bir matris olduğu için şurada geriye n-1 satır kaldı. Bunların hepsini, bunu ekledik, bunu ekledik, bunu ekledik, bunu ekledik, hepsini birinci satıra ekliyoruz. Bunları aynı anda da yapabiliriz. Ardışık işlemler şeklinde de yapabiliriz, fark etmez. Hiçbirisi determinantı değiştirmez. n-1 tane 1 var. n-1 tane 1'i buraya eklersek biz, n-1 tane 1, 1-n ile n-1'i toplarsak 0 etti burası. Buraya geldiğimizde bunların hepsini birinciye ekliyoruz. Şu 1 ve şu geri kalan 1'ler n-1 tane 1'dir. n-1 ile 1'i çarparız. n-1 eder. Şununla da toplandığı zaman n-1 0 eder yine. Aynı şey burada da geçerli olur. Ve tamamen sıfırdan oluşan bir satıra ulaşırız. Diğerleri yine aynı şekilde duruyor. 1, 1 eksi n. Daha fazla doldurmakla uğraşmayalım. Şimdi bu söylemdir burada önemli olan. Birinci satır dışındaki tüm satırları birinci satıra eklersek determinant değişmez deyip bunu yaptığımızda birinci satırın tamamen sıfır çıktığını gösterirsek ve şunu biliyoruz. Tamamen sıfırdan oluşan bir satır varsa veya sütun varsa determinant sıfırdır. Tamamen sıfırdan oluşan satır varsa determinant sıfır olur. Ve böylece ispatımızı tamamlamış oluyoruz. Bu da determinanttaki şu bilgilerin kullanılarak ve harfsel bir gösterim üzerinden düşünülerek yapılması gereken güzel bir ispat sorusuydu. Bu şekilde videomuzu burada noktalıyoruz.